Salam hörmətli izləyicilərimiz, xoş gördük sizi Rəvan Saatda, Medikal Medianın canlı efirində. Bugün yenə bir fərqli qulaq-burun-boğaz problemini çox fərqli bir qonağımızla müzakirə edəcəyik. Bugünkü qonağımız Türkiyədəndir. Türkiyənin və bütün dünyanın tanıdığı bir doktordur. Çünki hətta başqa doktorlar öz eşidir. Başqa doktorlar Türkiyənin brendi dedilər, yəni səs problemlərindən bir brendi. Doktor İlter Dənizoğlu ilə İzmir'dən. Mənim üçün böyük qardaşlarımdan birisi, Türkiyədə olan böyük qardaşlarımdan birisi Doktor İlter Dənizoğlu. Onunla bərabər profesional səs və səs problemləri, yəni profesional səsdə olan problemlər, onların həli yolları haqqında, səs terapiyası haqqında danışacaq. İlter Hoca Doktor Vox səs terapiya cihazının və üsulunun icad edəni, mucidi deyə bilərik. Deyə bilərik, öyləmi hocam? Xoş gördük sizi. Nasılsınız? Doğru. Sağ olun, çok teşekkür ederim. Ben de değerli kardeşim Ramil Hoca veya bu güzel daveti için hem çok teşekkür ederim hem de kardeş Azerbaycan'a gönülden selam ve sevgilerimi iletirim. Aleyküm selam. Herkese merhaba. Aleyküm selam hocam. Maalesef yine sizi Bakü'de değil de İzmir'den misafir etmiş olduk. Ümit varım ki tezlikle bu sorunlar biter. Sizi de Bakü'de artık misafir edelim Allah'ın izniyle. Hocam direkt mevzumuza girsek sizinle danışabileceğimiz çok şey var ama en azından bu 45-50 dakikaya sığıştırabileceğimiz problemi yani müzakere edebiliriz rahat rahat. Nedir profesyonel ses abi? Buradan başlasak. Yani kimler profesyonel ses kullanıcılarıdır, istifadeçileridir? Burada hayatını bununla idame ettiren kişi olarak anlıyorum. Yani ben şarkı söylüyorum diyelim. İşte senede 3-4 defa sahneye çıkıyorum. Davetli sanatçı olarak 2 tane şarkı söyleyip iniyorum. Şimdi burada profesyonel olmam için benim bir kontrata imza atmam lazım. Bana bazı yükümlülükler getirdi. Olumsuz. Ben bu kontratı, bu işi yerine getiremem. O yüzden benim için profesyonel ses işini, mesleğini sesiyle idame ettiren kişiler. Tabii profesyonel sesi iki farklı boyutuyla düşünmek lazım. Bir boyutta evet gerçekten mesleki icra, mesleğinin icrası için. Yani bir avukat eğer sesi yoksa çok zor. Çağrı kesici, öğretmen ve bunun gibi mesleklerde sesin önemi çok büyük. Fakat ikinci boyut o kadar önemli bir boyut ki ve bizim de temel hedef kitlemiz aslında bunların yanında sanatsal icra burada devreye giriyor. Yani sesiyle sanatsal bir icra yapan ve bununla da hayatını kazanan kişi o zaman birinci derecede bizim için profesyonel ses icracısı. Diğerleri ise profesyonel ses kullanıcısı, mesleki kullanıcı olarak iki ana bölümde inceleyebiliriz bu iki grubu. Tabii ki her ikisi de bizim için çok önemli. Yani bir öğretmenin sesi yüzünden mesleğini idame ettirememesi bizim en büyük başarısızlığımız olurdu. O yüzden hani bazı öğretmenler diyor ki ya acaba bende nodül var, emekli mi olayım gibi soruyla geliyorlar. Bizim için o çok büyük bir başarısızlık. Yani öğretmeni nodülden dolayı emekli etmek çok büyük bir sıkıntı. Tabii bu iki ana grup arasında yani mesleki kullanıcılar ve profesyonel icracılar arasında bir önemli fark şu. Sanatsal icra sırasında mesela bir opera sanatçısı, solist soprano tamamen normal konuşabilir. Basit bir parçayı çok güzel seslendirebilir. Ama Gece Kraliçesini söyleyecek ve 5. oktavın si natürelini çıkaramayacak bir solist soprano için mesleğini idame ettirmesi mümkün değildir. Yani
biz hekimler için soru şu, bu bir hastalık mı değil? Yani 5. Evet. oktavın sinatürelini çıkaramayan bir insan bizim için hasta mı değil mi? Şimdi Dünya Sağlık Örgütü'nün hasta ve hastalığı tanımlarken söylediği çok önemli bir şey var. Hastalık sadece sağlığın elden gitmesi demek değil. Hastalık aynı zamanda kişisel, sosyal ve mesleki olarak tam bir iyilik hali. O yüzden tabii ki mesleğini, kişisel ve sosyal iletişimini bozacak bir şey bu. Bir soprano için 5. oktavın sinatürelini çıkaramaması. O yüzden biz bu gruba da hastalarımız, vokaloji merkezimizde hastalarımız gözüyle bakıyoruz. Ve buna göre uyguladığımız işte şan terapileri, ses terapileri, bütün bunlar var. Bu konuyla çok ilgilenmeyen hekim arkadaşlar içeriden şarkı söylendiğini duyunca diyorlar ki oh ne güzel ya, biz hep dertli insanlarla uğraşıyoruz. Siz ne güzel içeride şarkı söylüyorsunuz ama bir sopranonun o şarkı söylerken sinatüreli çıkarması inanın bir hastanın kanamasını durdurmak kadar zaman zaman heyecanlı bir süreç olabiliyor. Evet. Hocam biz yani bir değişik siz dediniz. Değişik classification'lar var. Değişik bölümler var bile diyelim. Hatta yani Satılov'un bir şeyini duymuştum, bir sözünü. Bütün insanlar ses profesyonellerdi. Yani konuşan herkes ses profesyonel diye bir ifade de buyurmuştu. Ama bildiğimize göre Amerikanlar yani para kazanma, sesten para kazanma levellerine göre, seviyesine göre insanları böldüler. Dört yere böldüler. Yani profesyonel peşe sesi falan diye. Biz nasıl bakalım hocam? Yani bizde maalesef böyle bir düşünce var diyelim ki. Profesyonel ses diyen zaman herkesin aklına ilk gelen şarkıcılar, müğenniler olur. Ama mesela bizim diyelim ki bir statistik bakmıştık. Bir 2000 hasta üzerinde apardığımız bir statistik. En çok sesinde problem olan insanlar ev hanımlarıydılar mesela. En çok statistik olarak hocam iç yerde, ondan sonra müğenniler geldi. Ev hanımları yani en çok nodül olanlar ev hanımları yani öğretmenlerden daha çok. Yani biz nasıl bir yanaşma etmemiz lazım? Yani doktor olarak nasıl yanaşacağız? Yani bir hasta geldi, mesleğine baktık. Buna nasıl bir özel bir farklı bir yanaşma olacak mı yani? Muayenesinde mi diyeyim, tedavisinde mi diyelim? Şimdi açıkçası benim bu konudaki fikrim şöyle. Profesyonel ses kullanıcısı olmayan, yani ne şarkıcı, ne işte efendim çağrı merkezi çalışanı, sesiyle mesleğini icra etmeyen insanlar için ses önemli değil mi? Elbette ki önemli. Ses hepimiz için önemli. Ben açıkçası şunu da iddia ediyorum. İnsan medeniyetinin temel taşı sesini kullanabilmesi ve sesiyle kendisini ifade edebilmesi ve bunu sözlere dökebilmesi ve bu sözlerle olan iletişimin günümüz medeniyetini doğurduğunu düşünüyorum ben. Bir 88 yaşında yaşlı bir teyzemiz vardı. Prestifoni tanısıyla biz bu teyzemize ses terapisi uyguladık. Ailesi ilk 6 ay aman canım 88 yaşında evinde otursun ne olacak diyor. Fakat ondan sonra kişisel, sosyal iletişim ortadan kalktığı için ses kısıklığı yüzünden hasta ciddi bir depresyona giriyor. Evden kapıdan dışarı çıkmaz oluyor. Eskiden küçük bahçesini ekip dikerken artık bahçeye bile çıkmaz oluyor ve çok büyük bir üzüntü besliyor. Bütün ailesi ve kendisi. Sonra psikiyatristle görüşüyorlar doğal olarak. Onlar bir tedavi uyguluyorlar. Ama bizim ses terapisini verdikten sonra hasta tekrar maniler düzmeye başlayıp şarkılar söylemeye başladıktan sonra hiçbir ilaç kullanmasına gerek kalmadı. Bir ev hanımının sesinin kısık olması ailenin dirliğini, düzenliğini
tehlikeye sokabilecek bir durum. Elbette çok çok önemli. Ama profesyonel ses icracısına, profesyonel ses kullanıcısına olan bizim terapi yaklaşımımız elbette bazı değişiklikler gösteriyor. Yani bir ev hanımının 5. oktavın sinatürelini çıkarması gibi bir hedefimiz yok. Evet. Çünkü onların öyle bir hedefi yok. Bu sadece bir defa çıkartmak da değil. Yani bir notayı tam ve doğru olarak, kalıcı olarak çıkartmak. Yani biz aramızda futbol oynuyoruz. Bugün ben gol atamadım diye çok üzüntü duymam. Veya işte bu benim bir sonraki maçta tekrar oynamamı engellemez halı sahada. Ama bir futbolcu, bir forvet oyuncu eğer bir maçta atamıyorsa ikinciye bakılır. Yine atamıyorsa üçüncüde dur bakalım biz bunu acaba transfer etmekte yanlış mı yaptık düşünülür. O yüzden profesyonel ses sürdürülebilir profesyonellik esası üzerinde gözlenmesi gerekir. Yani biz o kişinin sürekli her sahneye çıktığında o notayı doğru, yerinde ve istediği gibi çıkartmasını isteriz. İşte burada ses terapisi ile şan terapisi birbirlerinden ayrılmaları gereklidir diye düşünüyorum. Her ikisinin süresi de farklı, uyguladığımız şeyler de farklı. Örneğin bir ses terapisi gören hasta üzerinde açıkçası nefes teknikleriyle ilgili çok uzun uzadıya biz şeyler sunmayız hastaya. Tabii ki nefesle uğraşırız. Doktor Vox terapinin içinde nefes, postür, ilkel ses, temel elementler her zaman var. Fakat bir konservatuvar öğrencisine veya albüm çıkartmaya çalışan bir ses sanatçısına hepsini uzun uzadıya egzersizler vererek öğretmeye ve motor öğrenmenin uygun olduğunu anlamaya çalışırız. Çünkü bizden çıktıktan sonra sahnede küçük bir hata bütün konserin ciddi bir şekilde başarısız olmasına sebep olacak. Ama mesela bir hekimin nodülünün olması, bir ev hanımının nodülünün olması veya bir seste kırılma yaşaması, hafif bir kısıklık olması hayatını idame ettirmesini veya büyük bir başarısızlıkla karşılaşmasını sağlamayacaktır. Hocam bu arada ekrandan da görüyoruz. Vokoloji Merkezi yazılıyor. Yani Vokoloji Merkezi. Bunun bir tanıtımını açsak. Çünkü dünyada nadir herhalde merkezlerden birisi de sizin çalıştığınız yer. Sizin kurduğunuz daha doğrusu merkez. Yani neyle? Normal bir kulak burun boğaz muayenesi veya normal bir foniyatrik laboratuvardan neyle bir değişikliği var ve hedef ne de hocam? Yani muayenede bir değişikliğimiz var mı? Nasıl bakıyoruz? Yani neden Vokoloji Merkezi? Şimdi tabii ki vokolojinin farklı alanları var. Yani hatta foniyatrinin içerdiği alanlar var. Bazı alanlarda vokolojinin kendisine ait bazı şeyler var. Örneğin vokolojinin içinde temel vokoloji olarak adlandırdığımız temel bilimlerin yani içinde fiziğin, biyomekaniğin, işte aerodinamiğin yer aldığı, işte çeşitli nöromüsküler çalışmaların yapıldığı bölümleri var. Bu anlamda vokolojinin bir laboratuvar alanı da olduğunu, alt branşının olduğunu söyleyebiliriz. Vokolojinin diğer alanı pedagojik vokoloji ve klinik vokoloji. Yani laboratuvar alanlarının dışında klinik vokoloji, evet ben de bunu foniyatrinin içerdiğini düşünüyorum. Yani ses kısıtlıklarıyla ilgili tüm hastaların hem tıbbi tedavilerinin hem davranışsal tedavinin yani ses terapilerinin hem de cerrahi tedavilerinin yapıldığı bir branş olarak düşünüyorum klinik vokolojiyi. Tabii son olarak pedagojik vokoloji var.
İşte pedagojik vokolojide biraz daha profesyonel ses, az önce bahsettiğimiz profesyonel ses icracılarının dünyasına girmeniz gerekiyor. Şimdi benim bu konudaki tecrübem açıkçası 2000'lerin başına dayanır. Onun öncesinde tabii şahsi olarak işte amatör şarkı söylemek, işte müzik yapmak bizim hobi olarak değerlendirdiğimiz bir şeydi. Fakat ne zaman ki 2003 yılıydı zannediyorum, 2002-2003 yılları arasında 2 yıl boyunca ben konservatuara gözlemci olarak gittim. Yani hastaneyi bıraktım, konservatuara devam ettim. Tek amacım şuydu, acaba bu insanlar, hani biz ses terapisi yapıyoruz. Peki bu insanlar normal bir sesi alıp daha bir üst seviyeye çıkarmak, bunu mükemmel hale getirmek için ne yapıyorlar? Bunun için işte Selmi Güneş Hoca ile beraber çalıştık. Şunu anlamaya çalıştım. Bir şan hocasının anatomiden anladığı şey nedir? Çok enteresan. Çünkü şan hocası anatomiyi öyle bir yorumluyor ki, fizyolojiyi, fiziği öyle bir yorumluyor ki, hani hep bizim kurslarda bahsettiğimiz bir şey vardır. Anatominin 4 boyutu vardır. İlk 3 boyut bizim bildiğimiz eni, boyu, yüksekliği, yani bir kütlenin genel fiziksel ölçüleridir o 3 boyut. 4. boyut hareket. Eğer bir canlı varlıktan bahsediyorsak, eğer bir ses telinden bahsediyorsak, ses telinin kadavradaki yapısı bize cerrahiyle ilgili birebir bulguyu vermeyecektir. Çünkü biz bir cerrahi işlem yaparken ses telinin üstündeki bir polibi kesip çıkartmıyoruz. Biz cerrahi işlem yaparken ses telinin bıraktığımız yapısına bakıyoruz. Tabii ki polibin tamamını kesip çıkartacağız ama bunu yaparken hareketi, ameliyat sonrasındaki iyileşme ve sonrasındaki hareketi cerrahi sırasında öngörmemiz gerekiyor. İşte o hareketi şancılar görüyor. Şancılar o hareketi hissediyorlar ve bu hissettikleri doğrultusunda da eğitim gerçekleştiriyorlar. İşte bu, yani siz de Ramil Hoca biliyorsunuz, bu konuda şancılarla birebir beraber çalışıyorsunuz. Onların dünyası bambaşka bir dünya ama sadece imajinasyonlar değil, içinde son derece güzel fiziksel gerçekler var. Yani Nobel ödüllü Richard Feynman'ın çok güzel bir lafı var. Siz bilimi sadece ve sadece objektif bulgulardan ibaret mi sanıyorsunuz diyor. Hayır diyor. Bilimin içinde öngörüler, imajinasyonlar var ve biz onları yolumuzu açsın diye kullanıyoruz. Yani biliyorsunuz tarihte ilk anatomik çizimlerini yapan, doğru ya en yakın anatomik çizimlerini yapan kişilerden bir tanesi Leonardo da Vinci. Adam bir kadının portresini yapmak için gidiyor, kadavra çalışmaları yapıyor. O zamanlar tabii bunu yapacağı bir yer olmadığı için kimsesizler mezarlığında bunu gerçekleştiriyor ve içerideki kasların sesi, başı nasıl orada tuttuğunu, gırtlağı, boynu, omuzları, yani anatomiyi kendi içine bakarak anlıyor. Sonra da sanatsal bakış açısıyla bunu işte hala bakmaktan doyamadığımız eserler haline getiriyor. Dolayısıyla şancıların bizim pedagojik vokolojinin içindeki yerleri çok farklı. Ve biz bir vokoloji merkezi derken hem temel vokolojiyle ilgili çalışmalar yapıyoruz. Burada işte farklı cihazlar geliştiriyoruz, yöntemlerle uğraşıyoruz, fizikçilerle çalışıyoruz. İşte biliyorsunuz bir boruya üfleme ile başlayan bir şey, Laxvox ile başlayan bir şey, Finlandiyalı Marketta Sihvo. Onun öncesinde yine Finlandiyalı Alman Gustav Spies ile 1900'lerin başına gidiyor. Ama yaptığımız temel vokoloji çalışmalarının bir tanesinde borunun içine farklı yerlere mikrofonlar koyarak, basınç sensörleri koyarak bu hava kütlesi
biz içeriye üflediğimizde nasıl bir davranış gösteriyor ona bakıyoruz. Yani bu fiziksel çalışmalar temel vokolojinin, kliniğimizde yürüttüğümüz temel vokoloji çalışmalarının bir parçası. Pedagojik vokoloji çalışmalarında konservatuarlarda pedagojik vokoloji dersi veriyorum ben 2008'den beri bu yana. Hem Türk Musikisi Konservatuarı'nda Ege Üniversitesi'nde hem 9 Eylül Üniversitesi'nde opera bölümünde pedagojik vokoloji veriyorum. Bu tabii ki öğrencilerimizin bize geri bildirimlerinden onların bundan oldukça mutlu olduklarını biliyoruz. Ama biz de mutfakta olmaktan, yani o uğrevi sanatsal ortamı yaşamaktan ve onlardan aldığımız sorularla, bizim onlara sorduğumuz sorulardan aldığımız cevaplarla yeni şeyler öğrenmekten çok mutluyuz. Tabii ki Vokoloji Merkezi'nde pek çok sanatçıyı ağırladık bugüne kadar. Gerek cerrahi anlamda, gerek şan terapisi anlamında onlara elimizden geldiğince destek olmaya çalıştık. İşte arkada gördüğünüz bu yeni merkezde küçük bir sahnemiz var. Bu sahnede artık küçük hem provalara gerçeğe yakın yapmak istiyoruz. Hem de düzenleyeceğimiz inşallah bu Covid dönemi, pandemi dönemi hayırlısıyla geçtikten sonra düzenleyeceğimiz etkinliklerimiz olacak. Ve tabii biliyorsunuz ki bir de klinik vokoloji tarafı var vokoloji merkezinin. Bu da hem ses kısıklığı olan ama profesyonel olmayan tüm hastalarımıza hem medikal tedavi, hem ses terapisi, hem de cerrahi tedavi yönünde destek olmaya çalışmak. Yani vokoloji merkezi dediğimiz zaman içinde hem temel vokoloji ile ilgili laboratuvar çalışmalar, hem pedagojik vokoloji ile ilgili eğitsel artı tedaviye yönelik çalışmalar, hem de klinik vokoloji dediğimiz şarkıcılar olmasa da tüm ses kısıklığa yönelik uyguladığımız tedavi çalışmaları söz konusu. Hocam ses terapisinin yeri, yani bir profesyonel ses kullanıcısı için ses terapisi ne demekti hocam? Yani nedir? Genel olarak bir kısa olarak bir izleyicilerimize bir ses terapisini açsak bir çözümlenen sonra bir de bunu yeri ne hocam? Yani gündelik icra etmeleri lazım mı? Yoksa şan terapisi yeterli mi? Evet. Şimdi ben bunu hastalarıma aslında yürüyüşten anlatıyorum. Yani yürüyen bir insanın ayağının yere nasıl bastığı, yani nasıl temas ettiği, tabanımızın yere nasıl temas ettiği önemli. Eğer ayağım 5 derece içe basarak yürüyorsam ve ben günde sadece komşuya gidip geliyorsam, 100 metreden fazla yürümüyorsam, bu benim için hiçbir anlam ifade etmiyor. Ama eğer ben maraton koşucusuysam, 5 derece değil 2 derece yamuk basıyorsam, bu benim o yamuk bastığım tarafta ciddi diz, kalça, bel ağrılarına sebep olabilecek ciddi bir problemdir. İşte ses terapisinde eğer ses tellerimiz birbirleriyle olan ilişkileri, daha doğrusu sadece ses teli değil, bütün vücudumuzla alakalı bu aslında ama ses teline indirgeyerek, basite alarak biz bunu açıklayalım. Eğer birbirleriyle olan ilişkileri doğru değilse, ben günde 10 cümle yapıyorsam hiçbir şey ifade etmiyor. Ama eğer bir bozukluk varsa ve ben günde 6-7 saat boyunca sesimi kullanıyorsam, bunu ciddi bir şekilde sahnede veya profesyonel olarak kullanıyorsam, bu benim için sakatlanma sebebi. Futbolcunun yamuk basması onun sakatlanmasına sebep veriyor. İşte ses terapisi yürüyüş beyinde olan bir şey. Ses terapisi hem uç organda hem de beynimizde sesimizin nasıl olacağının en sağlıklı şekilde bizim o anatomik ve fizyolojik sınırlarımızla gerçekleştirmeye ve bunu bir davranış, bir alışkanlık olarak sürdürmeyi hedefleyen bir şeydir. Hem sanatçılar için ses terapisi, artık biz ona şan terapisi diyoruz. Normal bir insanın ihtiyacı olmayan ses aktivitelerinde
sanatçıları o aktiviteyi gerçekleştirecek beceri, kuvvet ve kondisyona sahip olmasını sağlamak şan terapisi. Elbette biz terapi süreçlerinde hastalarımızla ciddi bir şekilde bu günlük uygulamaları sonra da yani şan terapisi belli bir süre alıyor. Bir noktaya gelmeniz bir süreç. Ama o noktadan sonra da işte Dr. Vox aparatıyla yıllarca aynı egzersizleri gerçekleştiriyor. Bir futbolcu sadece maçta mı koşuyor? Futbolcu her gün koşuyor. Futbolcu her gün belli bir kilometreye koşmazsa, antrenman yapmazsa maçta daha maçın yarısında dili dışarıya sarkıyor ve asla koşamıyor, sakatlanabiliyor, maçtan alınıyor, profesyonel hayatı sona eriyor. O yüzden futbolcu her gün koşuyor. Aynı şey ses sanatçıları için de geçerli. Sanatçı her gün yapması gereken bazı şeyler var. Bu şeyler bir kondisyon ve kuvveti sürdürmek için olan şeyler. Çünkü sesimiz ses kastır diye bir çok güzel bir laf var. Kaslarla uğraşıyoruz. Yani kaslar dünyasının iki temel kuralı var. Bir, hani İngilizlerin söylediği use it or lose it. Yani kullan ya da kaybet. İkinci kural ise kullanılmayan şeyi unutursun. Yani kasların bir aklı, zihni yok. Ama korkunç bir hafızası var. Ve biz işte o kas hafızası her zaman istediğimiz yerde kalması için uğraşıyoruz. Gerekirse hafızayı değiştiriyoruz. Hocam bu COVID döneminde bizde burada da sanatçıların performansı durdu. Yani ama evet. Son dönemler başladı. Yani bazı evet. Sorunlar çıktı sonra da ortaya. Mesela evet. Hiç sorun yaşamamış bir insan. Hatta ben uzun zamandan beri takip ettiğim bir sanatçının böyle bir kanamasını bile gördüm. Yani normalde adam hiç okumadı. Yani profesyonelce o diyelim ki bir sahneye çıkmadı. Bizim burada düğünler çok uzun olur hocam. 5-6 saat performans gösterir. Bazı sanatçılar neredeyse 30'da 30 yapıyorlar bunu. Yani 30 gün, bir ay boyunca düğüne gelir adam. Yani düşünün, yani sese olan tezlik, sesi olan, sesli olan bir kullanma mekanizması bayağı bir zorlanır, böyle diyelim. Ama COVID dönemi, neredeyse 5-6 ay kullanılmayan ses ve adam performansa başlayır, bir gün, iki gün sorunlar ortaya çıkmaya başladı. Yani bunu önlememiz için, bu her zaman olabilir aslında. Maalesef biz bunu çok da önemsemirik veya sanatçılar çok da önemsemirler. Yani ancak böyle diyelim, bizim yılın müeyyen zamanlarında mesela Ramazan dönemi veya bizde farklı yine dönemler, düğünler olmaz veya bir performans göstermeler az veya diyelim ki bir restoranda performansı varsa bu ayrı ama düğüne gitmez. Ve bu zamanlar tembelleştirebilirler sesi yani. Yani bu ne kadar doğru? Yani bizim durmamız mı lazım yoksa günlük hem şan terapisini hem de az da olsa, yüngül de olsa, kendimiz için de olsa bir performans göstermemiz lazım yani. Nasıl yapacak bunu şancılar? Yani nasıl bu duraklama zamanlarında çıkabilecek sorunları nasıl önleyecekler? Şimdi bu çok doğru bir saptama. Çünkü hakikaten yine futboldan örnek verelim. Çünkü ayakları görüyoruz ya. Evet. Onu anlaması, kabullenmesi daha kolay. Bir futbolcu birinci sezona başlamadan önce kampa giriyor. Doğru mu? Evet. Yani ilk maçtan bir hafta önce mi hemen bir hadi antrenman çıkalım ve buna rağmen hala hani kondisyon tutamadı tırnak içinde. O yüzden sakatlanıyor denilen bir şey var, konsept var. Evet. Aynı şey. Çünkü yine kaslarımızla uğraşıyoruz. Yani evet, o zaman bacak kasları değil ama bedenimizi, özellikle gırtlak kaslarımızı sürekli kullanıyoruz. Yani bu kadar uzun bir süre ara, hiçbir zaman ara olmamalı zaten. Yani örneğin, yani gerçek, objektif bir şey olarak ben bizde şan terapisi alan şancılara, sanatçılara diyorum ki günde en az iki defa, en az 15'er dakika ve sonunda bir parça söylemek kaydıyla egzersiz yapacaksınız. Bu şekilde
ertesi gün sahneye çıksam çıkarım pozisyonunda. Her gün öyle olmanız gerekiyor. Şimdi bunun için neler yapıyoruz? Bizim uyguladığımız, işte biliyorsunuz DrVox uygulamalarından, ilk önce bir kere postür ve nefesi doğru bir şekilde kullanmasını sağlıyor. Bunu her seferinde sıfırdan düşünmesini istiyoruz. Ve bu şekilde tekrar bunu yapa yapa artık bu otomatik bir davranış haline geliyor. Sonra ilkel sesi bulduruyoruz. Bu 15-20 dakikalık her seferinde ilkel sesi buluyor. İlkel sesi bulmak için işte üfleme egzersizi yapıyoruz. Ondan sonra sesi yavaş yavaş ısıtıyoruz. Yani birkaç dakikalık hızlı bir şekilde anlatmak istiyorum. Yani glissando egzersiziyle, önce sostenuto egzersiziyle ilkel sesi bulduk. Glissando egzersiziyle sesi tiz ve pes uçlara doğru yayıyoruz. Isıttıktan sonra da bir şarkı söyleme aşaması geliyor. O zaman bastonu kullanmaya devam ederek düz basmaya çalışıyoruz. Ayrılık, zaman ayrılık. Her bir dertten âlâ. Yani sonrasında da maskenin dışına sesi çıkartmayı istiyoruz. Bu şekilde bir şablon diyebilirim. Şablon kelimesinden ben biliyorsunuz çok nefret ederim. Ama sıralı bir egzersizi var. Herkes için yapılmış, farklı. Her kişi için bu, çünkü haute couture hani terzi işidir. Herkese aynı giysiyi giydiremezsiniz. Ama o alıştığı bir uygulamayı her gün yaparsa, o zaman işte o sağlıklı, güzel, düzgün sese daha rahat bir şekilde ulaşabiliyor. Kesinlikle bir şancı her gün mutlaka egzersiz yapacak. Hocam İngilizceden çeviren zaman yani bir böyle düşüncemiz vardı, bunu yayınlamak istedik. Bir ses terapisi, bir ses profesyoneli için gündelik ses terapisi, günlük ses terapisi bir rutine dönmesi lazım. Yani bir rituale dönmesi lazım mesela. Ritüel yani normalde. Evet, yani böyle bir fikir vardı. Abi sesi kızdırmaktan konuştunuz. Yani buraya vurgu yapmanızı isterim. Çünkü yine fikirler farklı yönlere gider yani. Ben çok soru sordum yani. Mesela bakıyorum şarkıcı geldi. Bir muayenesini yaptıktan sonra nasıl yapıyorsunuz? Diyelim ki akşam saat 6'da düğün başlıyor. Ne yapıyorsun? Yani durdun saat, geç uyuyorlar. Çünkü geç gelirler düğünden. Yani geç uyuyorlar. Ondan dolayı da geç kalkırlar sabahleyin. Ama hatta bazıları öğlene için uyuyanlar var. Kalktın. Ne yapıyorsun yani? Hemen hazırlanıp düğüne mi gidiyorsun? Yoksa düğünden önce bir şeyler yapmam mı lazım? Sesi nasıl kızdıracaksın? Bazıları böyle bir şey dediler hocam. Yani ben çıkıp performans zamanı, diyelim ki düğün değil, konser olsun, okuyacağım bölümü ve küçük, pes bir sesle okuyorum önce. Ondan sonra sesi kızdırarak böyle çıkıyorum. Yani bu doğru mu? Veya sesi nasıl yapmalar? Çünkü burada bir ciddi bir çelişki var ki herhalde sorunların çıkmasının da esas sebebi bu. Yani bunu bir de sizden duymak istiyoruz. Çünkü hem kızdırılması hem de performanstan sonra sesin soyulması, hemen dediğiniz kasların, ezellerin kızdırılarak ve soyulularak rahat, yine maçta herhalde futboldan bir misal vereceksiniz. Yani bunu nasıl yapacağım hocam şarkıcı? Biz yine buyurun futbola geri dönelim. Şimdi şeyi, kondisyon, kuvvet ve performansla ilgili konuştuk. Şimdi gelelim maç gününe. Maç günü. Yani konser gününde nasıl yapacağız? Bir kere maça çıkmadan önce bir futbolcu sahanın yanında küçük, böyle Japon kale derler ya hani, evet, küçük bir sahada maç yaparak mı çıkıyor? Hayır.
Ayağına top değiyor mu saha kenarında ısınan futbolcunun? Hayır. Ne yapıyor? Kültür fizik hareketleri yapıyor. Ne yapıyor? Bir, kaslarını germe hareketi yapıyor. Sonra hızlı bir hareketler yapıyor. Bunların spor fizyolojisinde, spor hekimliğinde hepsinin tek tek anlamı var. Hiçbirisi haybeye, canım bugün içimden bu geldi, bugün bu hareketi yapayım sahaya çıkmadan önce değil. İşte bizim için de aynı şey geçerli. Bir şarkıcı konsere çıkmadan önce iki sebeple sesini ısıtması gerekir. Nasılını da söyleyeceğim. Birinci sebep, bir kere az sonra ciddi bir sportif faaliyet göstereceksiniz burada. Orası bol enerjiye ihtiyacı var ve enerjiyi harcadığında da yakıtların, atıklarının oradan uzaklaştırılmasına ihtiyacı var. Damarlar daha genişleyecek, kaslar esneyecek, kasların içindeki fibriller daha iyi hareket edebilir ve iç içe geçebilir olacak. Birincisi bu. Yani tipik spordaki ısınma sebebi. İkincisi de şancılar onu çok güzel bir lafla tanımlarlar. Sesimi poze ediyorum derler ısınırken. Bunun anlamı şudur. Sesini belli bir pozisyona getirmek. Yani içimizde gördüğümüz herkesin pozisyonu var. Yani müdür bey iyi günler, teşekkür ederim, sağ olun diyen bir memurun sesi ayrı. Ben daha çok müdürlük yapıyorum diyen insanın sesi ayrı. Normal arkadaşımızla konuştuğumuz sesimiz ayrı. Hiç tanımadığımız bir hastamızla konuştuğumuz sesimiz ayrı. Bunların hepsi içimizde var. Hangi birini kullanıp da sahneye çıkacağız? İşte burada pozisyona almak, sesi gerektir. Isınmayı nasıl yapıyoruz? Peki ısınmak derken nasıl bir hareketler yapacağız? Bir kere ünlü Londra Kraliyet Müzik Akademisi'nin efsane hocalarından Janis Chapman'ın bir üçlü kuralı ki anda temel üçtür diyor. İlkel ses, postür ve nefes. İşte bizim ısınmaya başladığımızda, ısınmanın bir pozisyon da vardı ya, poze etmek de vardı ya. İşte bu üçlü eğer doğru bir şekilde gerçekleştirir ve uygularsanız size daha en baştan 1-0 önde başlamanızı sağlıyor. Yani rahat bir gırtlak pozisyonu, gırtlağı doğru pozisyonda sağlayacak o asil duruş dediğimiz pozisyon, omuzlar gevşek, sternum yüksek, omurga aktif ve de aşağı nefes. Bu üçlüyü şimdi şarkıcı, canım ben yılların şarkıcısıyım diyor ama motor öğrenme kanunları o kadar enteresan ki ket vuruyor sürekli. İleriye ket vuruyor, geriye ket vuruyor. Her şeyi unutabilirsiniz. O yüzden bu üçlüyü önce doğru bir şekilde yerleştiriyor. Ondan sonra ilkel sesi çıkarıp ilkel sesi uzatıyor. Evet biz bunu bir aparatın içine gerçekleştiriyoruz. Uzatıyor. Ondan sonra bunu yavaş yavaş dalgalandırmaya başlıyor. Orta ve pes tonlarda. Bakın daha şarkı falan söylemiyoruz. Bir şarkının mezza voce yani yarım sesle söylenerek ısıtılması futbolcunun yan tarafta küçük bir sahada futbol oynayarak yan tarafa geçmesi gibi çok sakıncalı sonuçlar doğurabilecek bir durum. O yüzden önce kültür fizik hareketleriyle bunu çok güzel yapmak lazım. Sonra peki ne zaman bunu yapmak lazım? İdeali sahneye çıkmadan önce 5 dakika ara olabilir belki. O kadar. Yani kulis o yüzden çok önemli. Kulis şartlarını ısınabileceği bir şarta almak çok önemli. Hatta ben diyorum ki sesinizi güzelce ısıtın. Sahneye hazır hale geldiğiniz anda bir 5 dakika kalsın. Bekleyin, sahneye çıkın. Arada fazla konuşmayın. Yani pozisyonu kaybetmeyin. Sonra güzel bir şekilde konserimizi veriyoruz veya işte 4 saat, 5 saat. Bunu da çok dikkatli yapmak lazım. Çok güzel su içmek lazım. Konserden 2 saat önce yemek yiyip kalkmak lazım. Konser bitti.
Şimdi ne yapılıyor konser bitince? Haydi eller havaya, birazcık da bir şeyler içelim. Ondan sonra arkadaş sohbeti yapalım bir masada oturup. Bu da büyük bir sıkıntı. Eğer yarın çıkacaksanız tekrar sahneye, bu sanatçı ne oluyor biliyor musunuz? Sabah uyandığında artık konser bitti. Sizin işiniz gücünüz bir gün sonraki konser. Artık yani maalesef sanatçı olmak, sahne sanatçısı olmak pek çok güzel şeyi yaşayamamak anlamına geliyor. Yani sigara içemezsiniz, alkol içemezsiniz, çok yüksek sesle konuşamazsınız, maça gidip şöyle güzel güzel bağıramazsınız. Artık ne kadar güzelse bunlar yani. Ama o alkışı aldığınız zaman sahnede bunun karşılığı yok. Sahne tozu denilen şey aslında o alkışlardaki o sihirli duygu. Her neyse, konser bitti, güzelce soğutacaksınız sesinizi. Yine pes orta tonlarda ses tellerine masaj etkisi diyoruz biz. Bunu da işte biliyorsunuz gösterdik, bunu stroboskopik çalışmalarda gösterdik. Masaj etkisiyle sesinizi güzelce soğutacaksınız. Sonra gidip güzel bir uyku çekeceksiniz. Sabah uyandınız. Yine orta pes tonlarda başlamak kaydıyla sesinizi ısıtacaksınız. Sonra konuşmaya başlayacaksınız. Yemeğinizi yiyeceksiniz. Bir prova alacaksınız. Sonra sesinizi istirahat ettireceksiniz. Yani akşam kaçta çıkıyorsanız öncesinde tekrar kostüm ve kostümse kostüm işte gideceksiniz. Tabii ki 2 saat önceden yemek bitmiş olacak. Alkol hiçbir zaman önermiyoruz. Çıkmadan önce işte bir duble viski içiyorum, çok güzel oluyor, boğazım açılıyor gibi maalesef yalan dolan şehir efsanesi olan şeyler var. Biz asla bunu söylemiyoruz. Herhangi bir işte bitki, şu bitkiyi alıyorum, şu ilacı içiyorum. Şimdi şarkı söylemek hastalık değil ki, tedavisi olsun, ilacı olsun. O yüzden eğer kendinize iyi bir sporcu gibi bakarsanız ve iyi bir sporcunun yaptığı şeyleri düzenli ve bilinçli bir şekilde uygularsanız, o zaman 70'li yaşlarınıza kadar sahnede pırıl pırıl bir sesle şarkı söylememeniz, söylemeniz işten bile değil. Yani normal bir sporcudan farklı olarak bir şarkıcı bir ömür boyu şarkı söyleyebilir, ama bu tamamıyla sesine yaptığı kulluktan, sesine verdiği değerden aslında hocam. Hocam çok teşekkür ederim. Çok yani vakit su kimi geçti neredeyse, ama bir başlangıç yaptık neredeyse sizinle. Herhalde en az ayda bir görüşmemiz lazım hocam. Bunu belki de sizin o pedagojik vokalcı dersleri kimi buradan bizim Revan Saat'tan da yapabiliriz. Webinar da yapabiliriz. Yani o imkanlarımız var bizim burada Medical Medya'da. Çok teşekkür ederim hocam. Yeni davetimize icabet ettiğiniz için çok teşekkür ederim. Ümit varım ki çok tezliyle sizi Bakü'de burada farklı sahnelerde artık akademik sahnelerde ağırlamak da nasibimiz olacak. İnşallah. Size yeni merkeze de çok uğurlar arzuluyorum. Bir an önce gelmeyi kendime de arzuluyorum. Yani mütlak gelip görmem lazım sizin oranı. Çünkü mutlulukla sizi misafir etmek normal, isteriz. Buradan Amerika'ya gidiyoruz hocam, ama aslında belki de Amerika'dan, Avrupa'dan daha çok alacağımız bir dil farkımız yok. Kültür farkımız yok. Ve en mükemmelini kuran Türkiye'de birçok hocalarımız var ki öğrenebiliriz hepimiz. Yani gençlerimiz, ya ben de gencim herhalde, öyle çok yaşlanmadım. Saçlar akardı ama. Hocam çok teşekkür ederim bir daha. Herkese çok selam söyleyin. İzleyicilere de izlediklerine göre çok teşekkür ederim. Sebirlerine göre teşekkür ederim. İlter Hoca'yla bu herhalde sohbetleri çok test edilememiz lazım olacak. Herhalde böyle bakıran bir Revan Saat'ı biz yavaş yavaş ses, yani her en az haftada bir defa ses problemlerine, yani benim mesleğimden ötürü de herhalde bu olacak, çevireceğiz. Ses problemleri hakkında danışacağız. Videonun tamamını hardan izleyebiliriz ve sualları var. Belki de bu ses profesyonelleri için daha önemlidir. Hem YouTube'dan hem Facebook'ta, yani sosyal medya kanallarından Medical Medya'nın izleyebilirsiniz.
İlter Hoca'dan da buradan hamımızın önünde bir söz aldık. Herhalde en azı ayda bir olmasa da, belki vakti olduqsa belki ayda bir en azı qonaq eləməyə çalışacağıq. Yəni çox dəyərli fikirləri var. Bugün bir başlanğıc elədik. İnşallah geniş yenə müzakirələr edərik. Hocam bir daha təşəkkür edərim. İnşallah cümə günü yenə fərqli bir müzakirə ilə Rəvan Saatda önünüzdə olacağıq. Sağ olun.